Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ilk videom olarak alışveriş videom olacak. Hiçbiri reklam değil. Kendi ücretimle aldığım alışverişlerimi bugün sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü benden alışveriş videosu çok soruluyor. Fazla paylaşmadığım için karışık marketlerden aldık. Türk marketi de var alışverişimin içinde. Ama şöyle bir göstereyim. Şöyle bir paket Selpa aldık. Şöyle 2 paket sallama çayı aldım. Yani poşet çay. Evet, ismini unutuyorum devamlı. Şöyle bir paket kesme şekeri aldım. Küp şeker. Esasında bunları ben toptan alıyorum ama bu seferlik öyle aldım. Çünkü ayın sonuna denk geldi, öyle söyleyeyim. Aylıklarda biraz gecikme oldu. O yüzden ben de azar azar aldım arkadaşlar. Yoksa unumu 10 paket şekerleri öyle onar alıp kenara koyuyordum sürekli taşımamak için. Neyse 2 pakette şöyle un aldım. 2 paket toz şeker aldım. Çay şekeri. Şöyle 4 paket makarna aldım. Şundan aldık. Magi sos. Şöyle 3 paket labne aldım. 1 paket şöyle bisküvi aldık. Çayların, kahvelerin yanına. Şöyle içinde 4 tane var. Şunlardan aldık. Bunlar da püskü içinde arasında çikolata olan. Şunlardan aldık müslü. İlknur bunları arkadaşlar yoğurtla karıştırıp yiyor. Yoğurdun içine katıp işe götürüyor. Uzanamayacağım. Şöyle bir tane iceberg aldık. O da hafif çürük ama önemli değil. Zaten üstünün yaprağını atıyorum. Evet, masanın etrafında şöyle bir dolandım çayı göstermek için. Sandalyeler var, zorluk çekiyorum. Alica aldım. Kullandığım çay bu. Hep soruyorsunuz bana. 2 paket Alica aldık. Evet, patatesler hoşuma gitmemişti. O yüzden bir çuval aldım. Yani bu 1,5 veya 2 kilo oluyor. 2,5 kiloymuş, evet. Şöyle elma aldım. Bu da 2 kilo oluyor. Şunlardan aldık. Hazır makarna, içine su döküp sıcak su. Çocuklar yiyor. Şu ortadaki neymiş? Mantar. Anladım. Böyle dediğim gibi evde pratik oluyor. Hemen karıştırıp yiyorlar. Şöyle mısır gevrekleri aldık. Bunları ben çok seviyorum. Ama İlknur ve Ömer öyle atıştırmalık aldım. Onlara böyle hani öyle kuru yemeği seviyorlar. Kıtır kıtır. Şunlardan aldım. Tuzlu çubuk. Şöyle şu şekerlerden aldım. Bir de şöyle çikolatalısından, kakaolusundan aldık. 1 paket ve 2 paket kabartma tuzu aldım. 2 paket de vanilya şekeri. 4 paket de maya aldım. Kuru maya kullanıyorum ben. Bu mayalar da çok zor bulunuyor arkadaşlar. Lidl'de buldum. Geçen yine bulup almıştım. Bitti. Bu sefer yine Lidl'de buldum ama kalmıyor. Sonunu aldım ben de. Şöyle bir paket yara bandı. Hazır kesilmiş sanırsam. Ya da biz kendimiz keseceğiz. Bilmiyorum, içini açmadım. Şöyle Nutella aldık. 2 tane. Bir de şundan aldım. Böyle fıstık ezmesi. İçinde parçacıkları da var. Şöyle kahve aldık. 2 tane. Evet, bitirmişim alışverişi. Şimdi şunlara geçin. Geçenlerde demiştim bulaşık makinem bozuluyor diye. Eve baktım, yıkama şeyi yoktu, deterjanı, o yüzden bundan aldık. 2 farklı mağazaya gittiğimiz için markete söyleyeyim. Birini bir yerden aldık, birini bir yerden aldık. Böyle bunu da aldık. Elimizde 3 tane oldu. Bulaşık makinesi, yani temizliği için kullanıyorum. Yağ sökücü. Şöyle çocuklar duş için aldılar. Vücut şampuanı. Pril aldım. Çok uzun zaman sonra. Bakalım nasıl olacak. Kullanacağım. Çünkü hoşuma gitmiyordu. Güzel köpürmüyordu ama benim kullandığım yoktu. O yüzden mecbur onu aldım. Bir de şöyle vücut şampuanları, yine duş için. Yer silme deterjanı. 2 tane. Bunun kokusu hoşuma gitti. Güzeldi. Ajax. Şu narveçseler için mandallı 2 tane aldık ama biri boş, birini taktım, birini daha takmadım. Bulaşık makinesi için yine içindeki kötü kokuyu alsın diye. Şunlar güzel oluyor. Diğerlerini de denedim ama çabuk bitiyordu, koku vermiyordu. Hani güzel bir koku vermediği için bundan memnunum. Bundan aldım 1 tane. Tabii ki sünger aldım. Süngeri de uygun fiyatlısını alıyorum arkadaşlar. Çünkü sürekli değiştiriyorum bulaşık süngerini. Bunun içinde 6 tane var. Sanırsam 99 cent mi öyle bir şeydi. 1 euro yani. Şunlar da WC'ler için. Evet, alışverişim böyleydi. Yarım yamalak bir alışveriş oldu. Esasında çoğunu da alamadım. Çünkü yemeklik hiçbir şey yok farkındaysanız. Hepsi ıvır zıvır. Neden? Çünkü biz bu alışverişlere İbo'yla geç gittik. İşten geldikten sonra gittiğimiz için anca bunları alabildim. Diğer sebzeler, meyveler hep seçilmiş. Ben de bu kadar aldım. Neyse, yine çıkarız inşallah İbo'yla, çünkü eksiklerim var daha. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi ben buraları toplayayım. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Sizlere şimdiden İyi seyirler deyip Emine'nin sayfasına, Gurbette Bir Gelin'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Emine? Elhamdülillah iyiyim. Sen nasılsın İbo? Ben de iyiyim. Arkadaşlarımız da inşallah iyidir. Aynen. Ablalar, bacılar inşallah hepsi iyidir kardeşlerimiz. İnşallah. Yaramazlık yoktur. Amin. Sen beni niye hep mutfakta yakalıyorsun? Çünkü bizim sayfamız genelde mutfakta iş görüyor, geçiyor. Hanımlar zaten hep mutfaktadır ve sen de et üzerine bayağı bir, yani etten anladığın için, güzel şeyler paylaştığın için soslarla beraber, o yüzden seni hep mutfakta çekiyorum. Böyle yani. Okay. Sen zaten mutfakta çok çıkıyorsun. Zaten ben fazla olmuyorum mutfakta. Evet, yani seni hafta sonu yakalıyorum. Aynen. Yoksa iş güç. Ben yarın işe nasıl gideceğimi düşünüyorum. İnşallah böyle hava kalır da giderim rahatlıkla. İnşallah. Almanya'nın çoğu yer kar, fırtına, don. Hı-hı. Çok şükür Hamburg biraz karsız geçti diyelim. Evet. Bakalım. İşin oraları ne yapıyor, ne diyor. Çoğu yollar kapalıymış. Dışarıda acayip bir fırtına var ama. Aynen. Çok fena. Hı-hı. Rüzgar. Zaten rüzgardan soğuk geliyor. Hı. Hani böyle söyleyeyim, dışarısı eksi, yanılmıyorsam 5 derece. Hissettiğin soğukluk eksi 15 derece diyorlar. Hı. Anlat hatun, neler yaptın? Ne anlatayım, ben bir türlü ayarlayamadım seni. Ha, ayarlayamadın değil mi? Yani. Ha, şimdi yapabildim. Dur şöyle sabitlemek istiyorum. Ha, şimdi oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle eti de hem çekelim. Aynen. Baharat hazırladım. Şöyle ufak bir sos. Ben geleyim. Evet, sos. Ne var içinde? Sarımsak var, 2 diş. Hı. Zaten tüm 2'ye mi kestin, 3'e mi? Ben 3'e 4'e böldüm. Fazla şey yapmadım. Zaten aroması için onu. Hı. Sarımsak var. kırmızı toz biberi var, azıcık karabiber var, soya sosu var, başka ne var? Yağ koydum işte, marine olsun diye. Bunu şimdi böyle ince ince doğrayacağız. İçinde biraz bekleteceğiz 1-2 saat. İyice birbirine geçsin baharatlar diye. Ondan sonra tavada cızlayacağız bunları inşallah. İnşallah. Ben de kameranın arkasındayım arkadaşlar. Bu videodan önce bir video bitirdim. Sizinle paylaştım. Şöyle izleyenleriniz vardır. Şöyle mantı yapmıştım. Şimdi mantı yiyorum ben de. Afiyet olsun. Evet, bugün kamera İbo'da. Değil mi? Soğuk. Mutfak soğuk. Çok soğuk, evet. Ben hep söylüyorum, bizim mutfak çok soğuk. Aynen, sanki camlar açık fırtınadan, öyle soğuk geliyor. Bak bugün az insan var dışarıda. Hava çok esiyor diye parka çıkarmıyorlar. Çıkan gene çıkıyor da. Ya çocuk gene biz üşüyor muyduk? Yok. Bilmem, yok canım. Ben üşümezdim. Aynen. Elimiz yüzümüz kıpkırmızı olurdu artık. Ellerimiz yanardı karda. Ama hiç. Çocukken öyleydi. Ama sonra eve gelirdik. Direkt sobaya yapışırdık. O soğukla. Soba mı? Burada. Bizim sobamız vardı tabi. Almanya'da fazla yok ya şey kalorifer. Yani vardı da. Eskiden ben diyor. 1970-80 seneleri. Yok, o zaman ben yoktum. Ben 96'da buraya geldiğimde kaloriferdi. Ben aminle. Burada soba görmedim. Çoğu evlerde soba vardı. Ama daha güzeldi ya. Tabii ki. Üstüne portakal kabuğu koyardık. Kokardı ne güzel evin içinde. Hatta içinde bir şeyler kızartırdık. Altında külünde patates yapardık. Büyük bir gün su koyardı annem sobanın üstüne. Hem sıcak suyumuz olurdu. Hem de soba söndü mü gece yarısı o gün su kalorifer görevini görürdü, ondaki sıcaklık yani. Bereketi ayrıydı, daha güzeldi. Kamerayı kapatmak zorunda kaldım. Muhabbeti de nerede bıraktık bilmiyoruz arkadaşlar. Neyse bu devam etsin, doğru. Sen hatırlıyor musun nerede kaldığını? Hayır, o zaman devam et. Ben sobada kaldıydım. Okey. Eskilerde güzeldi diye anlatıyor. Eskiler eskiden güzeldi. Güzel olan ama gene güzel de. Konuş artık. Vallahi ben mantı yiyorum ya. Kamera arkasındayım. Şöyle mantı yaptım ya, onu yiyordum. Çok da güzel olmuş cidden. Ama bu beğenmedi. Karabiberi çoktu. Evet, reklam değil arkadaşlar. Anur markası ama karabiberi evet çok. Ama ben karabiber sevdiğim için benim için güzeldi. Az bir şey kaldı, neyse onda devam yerim. Belki o videomu izlemeyen arkadaşlarımız vardır. Şöyle ben bir o mantıyı göstereyim size. Yediğim mantıyı. Çünkü böyle yeni yaptım daha. Ve böyle sulu yaptım arkadaşlar. Çorba gibi yaptım. Zaten bu sonradan suyunu çekecek. Böyle yani çocuklar birer tabak yedi, birer kase. Bu da kaldı. Ben böyle yapıyorum. Bunun tarifini nasıl yaptığımı istiyorsanız bana yorumlarda belirtin. Sizlere link göndereyim. Eti hazırladık. Burada şimdi böyle dinlensin. Şuraya azıcık da patates koydum. Onlar da haşlansın. Etin yanına artık bilmiyorum ne yaparız, değil mi? Mantar. Ha, elimiz mantar mı? Ha, mantar da var ya bu buzlukta, buzdolabında. Neyse bakarız. Şimdilik etimiz şöylece dinlensin bakalım. Ne yaptın İbo? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim, istemiyorum ne ya. Canım tuz atmadıydım, unutma. Aa cidden mi? Ne zaman attın? Buraya sonra da. He tamam. mı? Öyle yapacağım da. Hava çekecek kendini. Sosu da bırakıp bunu. Karıştırıyorum ki mühürlensin birazcık hemen. Altını açın mı komple? He? Ocak açık mı komple? Açıyor. Heh, tamam. Aynen. Dönmesin. Mühürlensin diye hemen karıştırıyor. Yoksa suyunu çok bıraktık. Evet, etlerim pişti. İbo'nun etleri pişti. Aynen. İbo etlerim pişti mi? Aynen, içine birazcık şey attım. Evet, kamerayı açmamış arkadaşlar. Neydi onun adı? Yeşil. Kekik attım. Aha. Tuzunu sonradan attım. Evet. Et sertleşmesin diye. Evet, bakın arkadaşlar, illa tadına da bakacak. Hadi ye, tamam ye. İlla ki bakacaksın tadına. Evet. Sosu çok güzel oldu. En iyisi biz tavayı böyle ortaya koyalım. Aynen. Tabaklara hiç bölmeyelim. Aynen. Çocuklar hem yasına banıp yesinler. Patatesi de kaynattım arkadaşlar. O da kaynadı. Şurada da mantım duruyor. Artık isterlerse koyarız. Ben de içeride ne yapıyorum? Hep beraber gelin bakalım. Bakalım mı? Bakalım. Arkadaşlar bugün günlerden hafta sonu ve pazar. Tabii ki bu videom geç bir vakitte gelecek size. Gel bu. Ben de burada ne yapıyorum? İbo da yemekleri getiriyor ufak ufak. Ben de burada ne yaptım? Şöyle göstereyim. Burada işçilerin ekmeklerini hazırladım. İçlerine bir şeyler koydum. İşte kaşar peyniriydi. Böyle sucuk, salam. Şöyle göstereyim. Böyle koydum. Yarın bunlar işçilerin yanına gidecek. Böyle plastik kutulara da koyuyorum. Yarın işe götürecekler. Şu ekmeklerin hemen ben kapaklarını örteyim. Çünkü sofra kuruluyor. Güzel mi oldu kızım? Afiyet olsun. Ekmekleri kışın böyle akşamdan yapıyorum arkadaşlar. Çünkü sabah hem karanlık oluyor. Kalkmak istemiyorum. Bir de yarın doktora gideceğim. Erken kalkmam lazım. Şimdi bunları güzelce ben şu, dur oğlum, şuraya koyuyorum. Mutfağın camının önünde hiçbir şey olmuyor sabaha kadar. Böyle şimdi bir de bunların yanına su koyarım. Sabah işçilerimiz alıp gider. Şöyle birer kakao. Bu hafta kakao aldım onlara. Bir tane de buna şöyle koyarım ve alır giderler. İbo da kendine şurada kahve bardağı da var. Kahve yapıyor. Her neyse, çok konuştum. Yarınki ekmeğim de hazır, işçilerin ekmeği. Biz şimdi sofraya geçelim. Arkadaşlar bizler yemeklerimizi yedik. Şöyle bir de papatya çayı yaptırdım İlknur'a. Sofrayı da topladık. Mutfağı da topladık. Süpürdük güzelce. Ama ben yemek yemedim. Bilmiyorum. Bugün kahvaltıyı geç yaptık. O yüzden yani et, yaptığımız et olduğu gibi tavayla kaldı. Fazla yemedik. Çocuklar da fazla yemedi. Kapağını kapattım artık. Yarın sofraya koyarım. Yarınki menüye yanına ufak bir şeyler yaparım. Ek olmuş olur. Öyle yani. Bugünümüz böyle geçti. Evdeydik. Biraz dışarı çıktık gibi öyle. Gezdik, dolaştık, geldik. Yani sıkıcı bir gündü daha doğrusu ama kendimiz bir nevi neşelendirmeye, eğlendirmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar ama buralarında artık tadı tuzu yok. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi saat bir hayli geç oldu. Akşam kaç bu? 9'u 20 geçiyor. Cidden mi? Benim ilaç saatim de geliyor. Uyku saatimiz de geliyor. Evet, İbo esnemeye başladı. Malum yarın çocuklar okula, işe gidecekler. Eşim işe gidecek. Ben de yarın sabah kan vermeye gideceğim. Dediğim gibi videolarım çektiğim günlerde gelmiyor. Değişik farklı günlerde geliyor. Yarın İbo ile kısmet olursa doktora gideceğiz. Kendi rutin doktoruma gidip rutin kontroller olacak. Öyle söyleyeyim. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Ve bu hafta ben hastaneye gidiyorum değil mi? Bu hafta işte nasip kısmet hastanede ilaç alma günüm de geliyor. Aylık ilacım. Öyle yani arkadaşlar. Yaptığımız başka bir şey yok. Zaten şu an çocuklar odalarına da çekildiler. Dinlenmeye çekildiler. Biz de burada ikimiz kaldık böyle. Televizyon açık ama televizyona baktığımız da yok. Telefonlar hep elimizde. Televizyonlarda filmler, diziler de artık hiç açmıyor. Haberler desen hep aynı haberler. Değişen hiçbir şey yok. Artık koronadan fazla bahsedilmiyor. Vaka sayılarından fazla bahsedilmiyor. Şu an aşı söz konusu ama şöyle bir şey. Ben kesinlikle haberleri seyretmiyorum, izlemiyorum. Daha doğrusu televizyon seyretmiyorum. Takip ettiğim bir dizi de yok. Geçenlerde bir abim tavsiye etmişti. Melek dizisini TRT 1'de 10 bölüm izledim. 1. bölümden 10. bölüme kadar izledim. Ondan sonrasını bıraktım. Yani izleyemiyorum. Öyle dizi takip etme alışkanlığım yok. Bir de yani beni açması lazım o film. O yüzden dizi falan da seyredemiyorum ama 80'ler vardı bir aralar. Yine var TRT 1'de. 80'leri çok seviyorum. Önceden 90'lar dizisi vardı. Onu da seyrettim hiç kaçırmadan. Yani öyle eski dizileri seviyorum. Hoşuma gidiyor ama şu an onlar da olmadığı için izleyemiyorum. 80'ler oynuyor ama ara sıra bakıyorum. Öyle söyleyeyim. Yani haberlere kesinlikle bakmıyorum. Haberlere baktığım zaman moralim çok bozuluyor. Yani cidden her şeyi düşünüp kafaya takmak istemiyorum. Tabii ki hani diyorlar, burada aşı olmayan, korona aşısı olmayan Türkiye'ye giriş yapamıyormuş, buradan çıkamıyormuşuz gibi sözler var, konular var ama bilmiyorum, bakalım hakkımızda hayırlısı. Böyle yani ben dediğim gibi oraları karıştırmak istemiyorum, düşünmek istemiyorum. Rabbim neylerse güzel eyler diyorum. Bakalım zaman bize neyi gösterecek? Her şeyi zamanın akışına bıraktık. O yüzden haberler, televizyon kesinlikle izlemiyorum. Böyle vakit geçiriyorum. Yani öyle arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Buradan gurbetten sizlere kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum. Bana destek olmak istiyorsanız videomu beğenmeyi, abone olmayı, bir de yorum yazmayı unutmayalım. Abone olduktan sonra 3 zili de tıklarsak tümünü videolarımdan hemen anında haberdar olursunuz. İnşallah diyeyim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.